İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı Büyük Savaş'ın 100. yılında hazır bulunmalı. Bağdasarov doğruyu fark etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı heyetinin Lübnan ziyareti devam ediyor. Trump, İran ile yeni bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Teşarlar ailesi dünyadan izole dağlarda yaşıyor. Suriye Savaşı sırasında mülteci durumuna düşen Ermeniler hakkında bir kitap Konstantinopolis'te yayınlandı. Batı Ermenistan'ı Büyük Savaşı'nın 100. yılı töreninde hazır bulunmalı. Başkan Macron'a yönelik resmi başvuru. 6 Ekim 2018 Paris. Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un dikkatine. Sayın Devlet Başkanı, 5 Ekim 2018'de ağır fakat törensel bir ortamda siz Charles Aznavur'u ulusal bir aktör olarak hem Fransız hem de Ermeni ortak mirasına sahip bir aktör ve kişi olarak onurlandırarak tarihi bir karar gerçekleştirdiniz. Bir insanın ulusal onuru derinliklerini sadece birçok Fransız ve Ermeni nesillerine değil, aynı zamanda bütün dünyadaki tüm kadın ve erkeklerin ruhlarına bırakarak insanlığın adaletli bir adam oldu. Biz sadece sizin kesin ve birleştiren kararınıza katılabiliriz ve alçak gönüllülükle size teşekkürlerimizi iletiriz. Ayrıca soykırımdan kurtulan Ermenilerin torunları olan o bütün insanlara teşekkürler ki onların iadesini yerine getirmek benim görevimdir. Onlar büyük şansonyenin şarkılarının şu kısımlarında yer almaktadırlar. Ölüm geldiğinde kimsenin yaşına bakmadı. Onlar Ermeni halkının evlatları olduğu için suçluydular. Sayın Başkan, Ermenistan'ın bu evlatları Kilikya'yı özgürleştirip Batı Ermenistan Ulusal Ordusu'nun çekirdeğini oluşturacak Doğu Lejyonu'nda Fransa'nın himayesinde bulunuyorlardı. Sayın Başkan, bu Ermeni evlatları Batı Ermenistan bölgesinde Fransa ve müttefik devletler tarafından tanınmış ve büyük savaşa askeri güç olarak katılmışlardı. Sayın Başkan, Ermenistan'ın bu evlatları önderliği altında bulundukları kendi liderleri Boğaz Nubar Paşa tarafından kendi vatanlarını tam özgürlüğe kavuşturmak için yetiştirilmişlerdi. Cömert Fransa Ermenistan'ın evlatlarına pek çok süngüler güvenerek onların coşkularıyla zafer kazandığını gururla hatırlamaktadır. 19 Ağustos 1920 General Mugo Sayın Başkan bu o Ermenistan'dır ki ben halkım tarafından lider olarak seçilmemden dolayı bugün 100 yıl önce onların elde ettikleri hakları size sunma ve savunma onuruna sahibim tarihin hatırlayıp gösterdiği gibi Ermenistan, Batı Ermenistan bölgesinden Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı. Fakat uzun bir temsiliyetsizliğin ardından bugün Başkan Boğuz Nubar Paşa tarafından kurulan resmi kurumlar oluşturulup formüle edildi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan ülke olarak ben sizden Büyük Savaş'ın ateşkes ve Paris Protokol Anlaşmalarının 100. yıl dönümüne adanmış törene davet edilmem için izninizi istemekteyim. Bu durum ayrıca devlet kurumlarımızın resmi olarak tanınması için de temel teşkil edecektir. Sayın Başkan size olan saygımı lütfen iletmeme izin verin. Benim saygılı tutumuma emin olmak için okuyacağınıza dair umudum bulunmaktadır. Saygıyla Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı. Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi Müdürü Semyon Bagdasarov, Vladimir Solovyov ile Ermenistan'ın şu anki adı hakkında bir röportajda konuştu. Bagdasarov şöyle dedi, en büyük Ermeni diasporası Rusya'dadır. Burada Doğu Ermenistan'da yaşayan Ermeniler kadar Ermeni yaşamaktadır ki şimdi Ermenistan Cumhuriyeti adıyla anılmaktadır. Ben niye Doğu Ermenistan'ı diyorum? Çünkü ne zaman bana Ermenistan Cumhuriyeti dense ben bu resmi adlandırmaya karşı olmadığımı söylüyorum. Fakat sanırım Doğu Ermenistan denmesi daha doğru olurdu. Çünkü bugünkü Ermenistan, tarihi Ermenistan'ın %7'sini oluşturmaktadır. Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi'nin 29 Aralık 1917'de kabul ettiği Türkiye Ermenistan'ı hakkında şimdiki Batı Ermenistan deklarasyonuyla Türkiye Ermenistan'ı, şimdiki Batı Ermenistan'ı, Ermenilerinin tam bağımsızlığı da kapsayan özgürce kaderini belirleme hakkını tanımıştır. Batı Ermenistan'ı 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı sırasında Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi tarafından de facto, 11 Mayıs 1920'deki San Remo Konferansı sırasında ise de jure bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındı. 22 Kasım 1920'de Ermeni-Türk sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararıyla kararlaştırıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye tarafından işgal altında bulunduğundan dolayı Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadığı unutulmamalıdır. Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında 1894-1923 yılları arasında üç Türk hükümetleri tarafından yerli Ermeni halkına karşı soykırım gerçekleştirildiğini hatırlatmak isteriz. Karin, Erzurum, Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir ki müttefik devletler tarafından 1920 tarihinde tanınmıştır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vekili David Tonayan Başkanlığındaki heyet, Birleşmiş Milletler himayesinde görevlendirilen barış gücü görevinde Lübnan'daki Ermeni müfrezesini 2 Kasım'da ziyaret ettiğini Savunma Bakanlığı Basın Departmanı bildirdi barış gücü misyonuyla katılan güçlerin konuşlandığı askeri üste Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı heyetini Ermeni Birliği'nin komutanı Leonid Hovanisyan karşıladı. Savunma Bakanı David Donayan askeri üst komutanlarının ve barış gücü misyonunda bulunanların katılımıyla bir çalışma tartışması düzenledi. Savunma Bakanı askeri üssün konuk defterine kayıtta bulundu. Toplantının sonunda David Tonayanın başkanlığı ettiği heyet Ermeni barış gücünün konuşlandığı bölgeye yöneldi. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu açıkladı. Belgede ABD, eskiden olduğu gibi yeni anlaşmaya nükleer silah yolunu ve bunun kötü niyetli kullanımını sonsuza dek bloke eden İran ile daha kapsamlı bir anlaşma imzalamaya hazırdır ki İran halkı buna layıktır denmektedir. Trump henüz yeni sözleşmeye imzalanmadığından tarihi yaptırımların yürürlükte kalacağını vurguladı. ABD Başkanı, İran'ın nükleer emellerini terk etme, yıkıcı davranışlarını değiştirme, halkının haklarına saygı gösterme ve müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a karşı petrol yaptırımlarının 8 ülkeyi etkilemeyeceğini belirtmişti. Dersin Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği 2500 rakımlı Hoşan Dağı'nın zirvesine yakın yamaçtaki mağara gibi evde kabile olarak yaşayan ailenin öyküsü hayrete düşürüyor. Hoşan Dağı Aleviler için kutsal sayılan dağ olarak biliniyor. Dağdaki mağaraya benzer yapıya ev olarak kullanan Teşar ailesi 80 yıldır yaşamlarını kabile gibi burada sürdürüyor. Hüseyin Teşar yaşadığı mağara gibi evin dedelerinin döneminden kendilerine kaldığını ve 300 yıldır burada yaşamın sürdüğünü belirterek mekanlarını terk etmemekte kararlı olduklarını söyledi. Bölgede gezi yapan dağcılar İsmail Ateş ve Haydar Çetinkaya'nın Teşar ailesinin 2500 rakımlı dağda yaşadığını fark edip gördüklerini gazetecilerle paylaşması üzerine ailenin varlığı ortaya çıktı. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Hüseyin Teşar görüşmeyi ikna sonucu kabul ederken burada neden yaşadığını anlattı. Teşar dedelerinin de burada yaşamış olması ve Hoşan Dağı'nın Aleviler için kutsal olması nedeniyle yaşamlarını burada sürdürdüklerini söyledi. Hüseyin Teşar 50 yıl önce Emine Teşar ile yaşadığı mağarada evlendiğini anlattı. Teşar, 10 çocuğunun olduğunu, küçük yaşlardaki Sezgin, Doğan, Mülkinaz, Cevahir, Yazgül adlı 5 çocuğunun 30 yıl önce hatırlamadığı kişilerce alındığını ve kendilerinden bir daha haber alamadığını söyledi. Yaşadıkları 2500 rakımlı Hoşan Dağı'nda geçimlerini sadece besledikleri hayvanlarla sağladıklarını dile getiren Teşar, ''Biz şimdiye kadar hiçbir devlet yetkilisiyle ne konuştuk?'' Ne de görüştük. Bu ev dedemizden bize kalmış 300 yıllık bir ev dedi. Ailesinin yaşadığı ilkel hayatı anlatan Metin Teşar, hayvanlar dışında başka canlı görmediklerini belirterek devletin kendilerini artık görmesi gerektiğini söyledi. Teşar, biz burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Biz burada sadece hayvanlarımız ile birlikte yaşıyoruz. Başka canlı göremiyoruz bile. Bu şartlarda yaşamak çok zor. Vicdanı olan bize bir el atsın, bize bir yardım etsin.'' Bu şartlarda yaşamak artık çok zor. Artık yaşamaya gücümüz yok. Dayanma gücümüz kalmadı. Ne olur bize birileri yardım etsin dedi. Suriye Savaşı sırasında Ermeni diasporasının ana toplumu Halep Ermenilerinin hayatta kalanları hakkında Türkçe bir kitap İstanbul'da faaliyet gösteren Ermeni Aras Yayınları tarafından basıldı. Kitabın yazarı Türk gazeteci CNN Türk editörlerinden ve Agos Ermeni gazetesi eski yazarlarından Serdar Korucan 2013 yılından başlayarak proje çerçevesinde Halep'i terk etmek zorunda kalan Suriye Ermenileriyle Türkiye'de, Ermenistan'da ve Arsah Cumhuriyeti'nde yaptığı görüşmelerde onların yaşadığı zorlukları, soykırımı yaşamış nesillerin devamı olarak tekrardan göçmen statüsüne düştükleri alın yazıları hakkında yazdı. Korucan, unutmamak gerekir ki Halep Ermenileri aslında Batı Ermenistanlıdırlar. Yani eski Halepli değiller. Evet, onlar Halep'te doğup büyümüş fakat soykırım olmasaydı tarih onlar için başka bir biçimde gerçekleşecekti ve onlar aynı tepte Kilis'te, Van'da, Sason'da doğmuş olacaklardı. Benimle görüşen Suriyeli Ermenlerin büyük bir kısmı Türkçe biliyordu dedi. Türk gazeteci Korucan kendi projesi çerçevesinde gittiği en etkili Yolculuğun Artsah ve buraya yerleşen Suriyeli Ermenilerle yaptığı görüşme olduğunu belirtti. Burada Halep ve çevresinden getirdikleri tohumlarla değişik çiçekler ekmişler ve buranın dışında zeytinliklerden oluşan büyük bir bağ kurmuşlar. Korucan, Artsah'a gittiği gerekçesiyle Azerbaycan tarafından karal isteği alınmasına bir dakika bile olsa üzülmemektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Allah Levonyan ile Antranik Manukyan tarafından seslendirilen Leylum Ley şarkısını sunuyoruz. Müzik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.